Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Her hafta birbirinden farklı branşla ve konukla sizler için ekranlarınızda oluyoruz. Bu haftaki konuğum kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Sayın Doktor Operatör Doktor Bayram Uğurlu. Kendisini önceki programlarımızda tanımıştık. Bu hafta da bizlere rinoplastiği anlatacak. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Görüşmeyi. İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim. Bizler deyiz. Bugün nasılsın? rinoplastiği konuşacağız. Burun estetiği rinoplasti dediğimiz şey. Evet. Ee, rinoplasti ilk olarak ama Amacımız nedir hocam siz hekimler için? Evet. E, rinoplasti e, artık dünyada diyelim e, en çok yapılan hı hı. estetik cerrahiler arasında girmiştir. Hatta belki de birinci sıraya yerleşmiştir. E, neden? Çünkü burnumuz e, yüz hı hı. bölgemizin en ortasında ve e, ilk bakışta e, gözümüze çarpan organımızdır. Evet efendim. E, o yüzden e, burnumuzda olan bir e, deformasyon veya bir bozukluk... Hı hı. E, bizi kötü hissettirebiliyor veya dışarıdan ilk görünen yer olarak sosyal çevremizi değiştirebiliyor, bozabiliyor. Bu yüzden burun cerrahisi artık çok güncel, çok yapılan cerrahiler arasına girdi. Burun estetik cerrahisi daha doğrusu. <laughs> Dediğimiz gibi Sosyal nedenler, kültürel nedenler, e, sosyal medyanın bu kadar yaygınlaşmış olması, bu e, ameliyata e, ilgiyi çok çok artırdı. Hı hı. E, i̇deal bir e, burun e, arayışı içerisine girdi insanlarımız. Yani benim yüzüme giden bir burnum olsun e, hı hı. ihtiyacı ve e, isteği içerisine girdi. E, bu yüzden de bize e, ya cerrahi olarak ya da başka küçük işlemler açısından e, burun operasyonları için başvurmaktalar. E, burunu anatomik olarak düşündüğümüz zaman e, öncelikle burnumuz bizim nefes almamızı sağlayan ve koku almamızı sağlayan organımızdır. E, burun cerrahisinde hem fonksiyonel hem estetik aslında e, işler yapıyoruz. Hem nefes almayı bozmadan veya daha iyi yaparak... E, yeniden bir fonksiyon sağlamayı hem de daha güzel bir dış görünüş sağlamayı amaçlıyoruz aslında biz rinoplasti ameliyatı hı hı. yaparken. Peki hocam hangi yaşta ameliyat olmalıyız ya da ameliyat olmanın bir yaşı var mı bir rinoplastide? Ee, evet, rinoplasti ameliyatlarını çoğunlukla biz 18 ile 35 yaş arasında insanların tercih hı hı. ettiğini görmekteyiz. Ancak bu demek değil ki daha ileriki yaşlarda. Ee, ameliyat yapamıyoruz. Yani 50-60'lı yaşlara kadar çok başarıyla e, istediğimiz sonuçları alabiliyoruz. Ama tabii ki en çok yaptığımız yaş aralığı 18 ile 35 yaş arasında. Örneğin çok ciddi bir deviyasyonu yani burun nefes alma problemi olan bir hastamızda da 16, 15, 15 veya 17 yaşlarında da yine e, veli izniyle yani ailenin, ebeveynin izniyle bu ameliyatları e, başarıyla yapabilmekteyiz. Peki rinoplasti zor bir ameliyat mı hocam? Çünkü burnumuz hassas bir organımız. Evet. Ee, rinoplasti aslında evet zor bir ameliyat diyebiliriz. Neden zor? Ee, az önce de söylediğimiz gibi burnu yaparken, burun e, ameliyatı yaparken hem fonksiyonunu bozmamalıyız. Hı hı. Veya daha iyi yapmalıyız. Yani daha iyi nefes almasını, belki daha iyi koku almasını sağlamalıyız. Veya e, burun içerisindeki... E, anatomik bozukluklar düzeltmeliyiz. Hem içini hem dışını yapmalıyız. Ee, dışını yaparken de e, hastamızın e, isteklerini mümkün olduğunca karşılayabilecek hı hı. şekilde bir e, sonuç almak zorundayız. Bu yüzden aslında e, hem fizyolojik hem psikolojik hı hı. tarafları olduğu için zor bir ameliyattır diyebiliriz. Peki rinoplasti olduğumuzda nefes almamızı bozacak bir durumla karşı karşıya kalabiliyor muyuz? Ee, rinoplasti ameliyatında amacımız daha iyi nefes almayı sağlamaktır. Ee, ancak kişiden kişiye değişmekle birlikte e, bazen burun ameliyatlarında, rinoplasti ameliyatlarında çok az oranda nefes almada zorluklar yaşayabiliyor hastalarımız sonrasında. Hı hı. Neden? Çünkü örneğin sigara içen veya çalıştığı ortam itibarıyla alerjik reaksiyonlara açık olan bir kişi ise hı hı. ameliyat sonrasında ufak daralmalar olabiliyor. Çünkü biz rinoplasti ameliyatında çoğunlukla aslında burnu küçültüyoruz. E, burun kemiklerini küçültüyoruz veya kıkırdakları küçültüyoruz. E, bu sebepten bir miktar daralmalar olabiliyor ama bu asla e, kalıcı, kalıcı veya e, dayanılmayacak hı hı. E, seviyelerde olmuyor. Peki hep görüyoruz hocam öncesi ve sonrası diye fotoğraflar. Bu öncesi fotoğraflarını çekmeli miyiz ya da çekiyorsak neden çekmeliyiz? Evet. Ee, şimdi e, mutlaka öncesi fotoğrafları çekiyoruz. Hem bizim arşivlememiz açısından hı hı. yani e, nasıl bir burnu ameliyat ettik. Ee, ve biz burunda neler bekleyebiliriz? Bunu tespit etmek için öncesinde genellikle altı poz şeklinde yani iki yan, iki oblik, önden ve aşağıdan şeklinde e, fotoğraflama yapıyoruz. E, ve e, sonrasında burnumuz ne hale geldi? Bunu karşılaştırabilmek açısından e, mutlaka bir fotoğraflama işlemi yapıyoruz. Peki ameliyat öncesinde, e, ameliyattan sonraki burnumuzu görme imkanımız oluyor mu? Evet. Artık teknolojik gelişmelerle birlikte, Photoshop'la birlikte burnumuzu istediğimiz şekle fotoğraf üzerine getirebiliyoruz. Biz bunu aslında neden yapıyoruz? Hastamız bizden ne bekliyor? Ne kadar gerçekçi? Yani istediği burnu nasıl bir burun istiyor? Bunu öğrenmek için aslında yapıyoruz. Şu demek değil asla. E, yaptığımız burun yani fotoğraf üzerinde değiştirdiğimiz burnu biz size yapmayı taahhüt ediyoruz anlamında aslında yapmıyoruz. Daha çok hastamız bizden nasıl bir burun bekliyor şu andaki mevcut burnu anatomik olarak buna müsait mi? Biz bunu yapabilir miyiz? Evet. Hastamız da aslında e, bunu konuşabilmek, paylaşabilmek açısından e, bu tür programlamalar evet yapıyoruz. E, bizim için de hasta için de gerçekten çok faydalı oluyor. Peki ameliyat sonrasında burnumuzda bir iz kalıyor mu hocam? evet ameliyatı rinoplasti ameliyatını iki şekilde yapmaktayız. bir eksternal yani açık teknik dediğimiz bir tanesi de endonazal yani kapalı teknik dediğimiz iki yöntemle ameliyat evet. yapılabilmekte. açık teknikte yaptığımız ameliyatlarımızın ee, tek farkı diğerinden e, burnumuzun on, ön orta bölmesinde e, çok küçük en dar kısmından V şeklinde ters V şeklinde yaptığımız bir kesi oluyor. Hı hı. Ee, bu bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Cildi daha geniş açıp e, yapmak istediğimiz bölgeleri daha iyi görüp daha iyi organize, daha iyi e, adapte olabiliyoruz biz cerrahlar açısından. Her türlü müdahaleyi açık teknikle yapabilmekteyiz. Hı hı. Çok daha büyük, çok daha zorlu burunları açık teknikle yaptığımız zaman daha başarılı hı hı. olabilmekteyiz. Kapalı teknikle sadece burun deliklerinin içerisinden yapılan kesilerle bir operasyon yapıldığı için daha dar bir alanda çalışma imkanımız oluyor. Ancak şu demek değil ki açık teknikte yapılan burunlar çok daha iyi oluyor. Kapalı teknikte yapılan burunlar daha kötü oluyor, daha başarısız oluyor. Sakın böyle bir anlayış olmasın. Bu tamamen hastanın burun yapısı, cerrahın alışkanlığı ve hastanın isteğiyle karar verilebilecek bir yöntem. Açık teknikte de yapılan kesi zaten ortalama 6 ay içerisinde neredeyse tama yakın kayboluyor. Görülmeyecek bir hale geliyor. Peki ameliyattan önce yapmamız gereken şeyler, dikkat etmemiz gereken şeyler var mı? Evet, burun ameliyatından önce e, eğer kullanıyorsak aspirin gibi e, veya kanamayı artırıcı bir e, ilaç ol, olabilecek düşündüğümüz hı hı. bir ilaç varsa mutlaka bunu doktorumuzla paylaşıp mümkünse belli bir süre öncesinde kesmemiz gerekiyor. Sigara veya alkol alışkanlığımız varsa ameliyattan önce ve sonrasında e, belli bir süre içmememiz gerekiyor. Kronik başka bir hastalığımız veya buna bağlı kullanmak durumunda kaldığımız bir ilaç varsa bunu hekimle paylaşarak buna göre ameliyat planlaması yapmamız gerekmekte. Peki ameliyat sırasında neler oluyor hocam? Evet ameliyatı dediğimiz gibi çok kolay veya bir ameliyat değil. Çok zor da değil tabii ki hastalarımızın gözünü korkutmayalım ama çoğunlukla genel anesteziyle yani tam uyutarak ameliyat hı hı. etmeye ihtiyacı duyuyoruz. Öncelikle burun içerisindeki eğrilikleri bizim septum dediğimiz burun bölmemizi oluşturan, sağ ve sol de burun deliğimizi hı hı. oluşturan burun içindeki septumdaki problemleri düzeltiyoruz. Ee, veya konka dediğimiz burun içerisindeki e, burun etlerimizle ilgili problemler varsa, e, sinüs ostiyumlarımızla ilgili e, sinüzüt e, yapabilecek bir problem varsa öncelikle onları düzeltiyoruz. E, daha sonrasında da burun e, dış iskeletine geçerek orada e, yapmamız gereken e, değişiklikleri e, uygulamaya başlıyoruz. E, burun ameliyatı bittikten sonra içerisine silikon tamponlar yerleştiriyoruz. E, belli bir süre kalan e, burun orta bölmesini stabilize etmeyi sağlayan silikon tamponlar yerleştiriyoruz. Artık eskisi gibi o büyük bez tamponlar, çek çek bitmeyen tamponlar yok artık. artık kullanılmıyor. Tabii ki hem ameliyat sırasında kullandığımız cihazlar e, ve yöntemler çok gelişti. Ee, örneğin piezo dediğimiz bir alet var, ultrasonik rinoplasti hı hı. E, dediğimiz. E, burun kemiklerini şekillendirirken, e, kırarken veya keserken alttaki dokulara zarar vermiyoruz. Böylelikle çok daha az e, kanama hı hı. ve çok daha az ödem olmasını sağlıyoruz. Burun etlerine örneğin yaklaşırken, konkalarımıza yaklaşırken, eee radyo frekans dediğimiz cihazları kullanabiliyoruz. Yakarak küçültme işlemleri hı hı. sağlıyor. Bu nedenle artık çok büyük tamponlar koyma gereksinimi hissetmiyoruz ameliyatlardan sonra. Onlar daha sonra. az acı veriyordu. Çok değil mi daha şimdiden? az acı veriyor. Ameliyat sonrası iyileşmeyi çok daha hızlandırıyor. Hı hı. yani kaliteyi ameliyat sonrasındaki hasta kalitesini çok daha artırmış oluyor. Ee, burun üzerine yine ameliyat sonrasında flaster yapıyoruz ve e, ortalama bir hafta kadar kalacak bir stabilizatör yani alçı benzeri e, malzemeler burun üzerine yerleştiriyoruz ve bir, bir hafta sonra da onları alıyoruz. Peki <laughs> ameliyattan sonra neler yapmalıyız hocam? Ee, tabii ki rutin kont rutin kontrollerimiz olacak. Ee, dediğimiz gibi birinci haftadan sonra alçımızı alacağız. Sonraki haftada. Ee, bir hafta kalarda yine flaster takıp hı hı. ikinci haftada bunları çıkartacağız. Ee, ameliyattan sonra doktorumuz zaten yapmamız veya yapmamamız gereken şeyleri önerecek bunlara. Örneğin belli bir süre hafif yüksek e, yatmak, baş elevasyonu yapmak yani bu e, hem ödemi, şişliği azaltacak hem hı hı. iyileşmeyi hızlandıracak. E, ağır eforlardan, ağır e, egzersizlerden bir miktar, ortalama iki hafta kadar kaçınmayı önereceğiz. E, bir ay kadar e, yüzmeyi e, yasaklayacağız. E, çok ciddi sıcak ortamlarda bulunmayı veya e, uzun süre güneş e, ışını altında kalmamayı e, hı hı. tavsiye ediyoruz. E, çünkü ödemi e, ve e, şişlikleri artırabiliyor veya iyileşmesini yavaşlatabiliyor. Evet. Çok sert yiyecekler, içecekler e, yemememizi ve içmememizi ve çok sıcak e, içecekler kullanmamayı e, öneriyoruz hastalarımız ameliyat sonrasında. Ameliyatsız burun estetiği var bir de hocam, o ne demektir? Evet. Şimdi e, bazı hastalarımız ameliyat olmaktan korkuyor, haklı olarak hı hı. ameliyat olmak istemiyorum veya işte e, şu anda vaktim yok, belli bir süre ertelemek istiyorum diyebiliyorlar. Eğer burun da buna izin veriyorsa, çok ciddi bir deformasyon yoksa, örneğin küçük bir hamp dediğimiz küçük bir kemeri var veya burun ucunda ufak düşmeleri var. O zaman ameliyatsız burun estetikleri, burun işlemleri yapabiliyoruz. Bunlar burun dolguları veya ip askılarıyla hı hı. sağlanabilmekte. Ee, kısa süreli lokal anesteziyle sadece burun üzerine uyuşturarak yaptığımız işlemler, e, dediğim gibi yani yarım saat içerisinde yapılabilecek işlemler. E, ancak tek dezavantajı burun dolgusunda e, ortalama 15 ila 18 ay gibi e, bir süre sonra e, kalıcı, kalıcı olmuyor. olmuyor, kaybolabiliyor, tekrar ikinci bir işlem gerekebiliyor. Hı hı ancak burun hareketli bir yerimiz olmadığı için hareketli bir organ olmadığı için ikinci ve üçüncü seferki burun dolguları biraz daha kalıcı hale gelmeye başlıyor. Ameliyat olmak istemeyen ve yine hani söylemek gerekiyor her burun burun dolgusuna müsait olmuyor maalesef. Çok ciddi deformasyonu olmayan, çok ciddi bozukluğu Yapıyorsun. olmayan şeylere hastalarımıza burun dolgusunu uygulayabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Rhinoplasti hakkında gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz efendim. Ben çok teşekkür Son ederim. Son olarak e, seyircilerim için eklemek istediğiniz bir şey var mı? rinoplast ameliyatlarında dikkat edilmesi gerekenler hakkında da evet. bir şeyler söyler misiniz? Ee, şunu söylemek gerekiyor. Rhinoplasti ameliyatını biz yaparken e, bir heykel tıraşın parmağıyla e, hani e, yaptığı gibi bir işlem yapmıyoruz maalesef. Bir e, e, Sonuçlarımızı hiçbir zaman mükemmel olacak gibi düşünmememiz gerekiyor. Tabii ki en iyisini en güzeline ulaşmaya hı hı. çalışıyoruz ama biz her zaman rinoplastik ameliyatında daha iyisini en idealini bulmaya çalışıyoruz. Asla mükemmel sonucu aramamamız gerekiyor. Ee, örneğin bazı hastalarımız bize... E, Sosyal medyadan bulduğu so, burunları, hı hı. fotoğrafları veya e, işte böyle sanatçıların burundan getirerek ben bu burundan hı hı. istiyorum diyebiliyorlar. Bu maalesef e, çok tıbben mümkün değil. Çünkü her insanın e, cildi, cilt yapısı, kıkırdak yapısı, kemik yapısı yara iyileşmesine verdiği cevabı farklı oluyor. E, o yüzden e, mutlaka e, doktor hani e, iletişimiyle çok iyi olmalı ne istediğini çok iyi bilen hastaların ameliyat olması gerekmekte. Asla zor bir korkulacak bir tarafı olmadığını sonraki sürecin çok ağır olmadığını bilmeleri gerekmekte. Çok teşekkür ederiz hocam. Tekrardan iyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bu haftada sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.